gördüğümüz evren nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi iki çerçeveden bakıyoruz olaya. Daha doğrusu iki çerçeveden konuşuluyor. Can Atalay davası ki bunun detaylarına geleceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar, Yargıtay'ın buna verdiği yanıt. Fakat bir de Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması. Nasıl değerlendiriyorsunuz kısaca ilk önce? Teşekkür ediyorum Erdoğan Aktaş. Şimdi ben değerli 2-3 hukukçu var orada. Tabii ki onlar işin kendilerine göre bu boyutlarını hem teknik terimlerle koyacaklar hem hukuki terimlerle ortaya çıkartacaklar ama tabii ki bizim de kendimize göre bir takım değerlendirmelerimiz olacaktır. Ben ikinci eğitimim bölgesel kalkınma ve belediyecilik olduğu için ağırlıklı olarak kent hukuku ve imar hukuku okudum. Dolayısıyla bu konularda konuşabilirim, ağırlıklı konuşabilirim ama iş anayasa hukuku olduğu andan itibaren ceza hukuku ve benzeri şeyler olduğunda biraz kelimelerimi özenle seçerim. Aynı zamanda cümlelerimi de özenle kurarım. Çünkü burada çok dikkat edilmesi gereken önemli şeyler var. Şuradan başlayayım. Gürsel Bey olayın uluslararası boyutuna dikkat çekti. Evet bu boyut çok önemli. Bugün beni yurt dışından, İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan ve İsrail'den gazeteci arkadaşlar aradılar. İsrail'den arayan gazeteci arkadaş dedi ki ya iyi oldu şimdi sizin orada önce işi anlamaya çalıştılar ne oluyor ne bitiyor kendimce anlattım. İsrail'li arkadaş dedi ki çok çok iyi oldu bu bizim için çünkü Türkiye artık Gazze meselesini konuşmaz kamuoyunda uzun süre siz bunu konuşursunuz. Gündem değişmiş olur diye onlar kendi açılarından baktılar. Ama Avrupalı gazeteciler de olaya bakın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri işte Türkiye'nin Türkiye'ye yönelik bütün o gözlemler vesaire daha çok merceklerin, kameraların, ekranların ya da şeylerin, dikkatlerin Türkiye'ye dönmesini sağlayacak. Bu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından, Batı ilişkileri açısından sıkıntı yaratacak gibi değerlendirme yaptılar. İşin bir tarafı bu ama başka bir tarafı var. Şimdi biz konuşurken bazı şeyleri bir takım terimler içerisinde anlatıyoruz. Mesela işte sosyoekonomik diyoruz, ekonomi politik diyoruz. Herhalde bu duruma da siyasi hukuk, siyaset hukuku ya da hukuk politik gibi bir ifade bulup anlatmamız gerekiyor. Ama onların dışına çıkarsak benim aklıma şu geliyor. Çok uzun zamandır Türkiye'de şöyle bir tartışma vardı. Tek adam rejimi, işte Türkiye'de ciddi olarak iktidarın hukuk üzerindeki, yargı üzerindeki baskısı, hukuku, yargıyı kendilerine göre dizayn etmeleri, kendi yönlerinde, istedikleri yönde kararların çıkması vesaire. Şimdi piramidin böyle hukuk sistemini bir piramit olarak düşünürsek piramidin en üstünde Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi'nin ve bütün bu piramitte iktidar tarafından dizayn edildiğine göre nasıl oluyor da Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi birbirine düşebiliyor ya da birbirlerinin kararlarına karşı çıkabiliyorlar. Bunu ister bir darbe ister anayasayı bir defa delme nasıl adlandırırsanız adlandırın bizim geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Bir, bazı şeyleri çok mutlaklaştırmamak lazım. Türkiye'de evet hukuk konusunda dikkatli davranan, bulundukları kurumlarda dikkatli olan yine de bazı isimler varmış ya da olmuş. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Ama bir de şöyle değerlendirebiliriz. Piramidin en üstünde 5. kat diyelim. 5. katta Anayasa Mahkemesi varsa 4. katta oturan Yargıtay'ın elini 5. kata uzatıp onu aşağıya çekip kendisinin onun yerine geçmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Acaba bu mu? Biz bununla mı karşılaştık? Fakat değerli Dursun Çiçek kendi döneminden daha doğrusu o Ergenekon kumpası döneminden örnek verdi. O dönemde şunu biliyoruz milletvekili seçilen birçok insan vardı ve onların da gelip meclise yemin edip milletvekili görevine başlamalarına müsaade etmeyen bir anlayışla devam edilmişti. Dolayısıyla şunu açık ve net olarak söylemekte yarar var. Bugün iktidar kanadında da eski görev yapmış olanlar ve yeni görevde olanlar arasında bu konuda ciddi bir açmaz, ciddi bir anlaşmazlık var. Örneğin eski Adalet Bakanı Abdülhamit Bey ile şimdiki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu konuda farklı şeyler söylüyorlar. Örneğin şu andaki hukuk kurulu başkanı Sayın Mehmet Uçum da
eski milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar apayrı şeyler söylüyorlar. Birbirlerine karşı çıkıyorlar. Bunun biraz daha ötesi var. Önümde az önce şeyi vardı. Oradan iki kelime size okuyacağım ve sözü bırakacağım hemen. Sayın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şöyle bir sözü var. Bu konuyu değerlendiriyor ve diyor ki vaktiyle Anayasa Mahkemesi'nin özgürlük karşıtı, vesayetçi kararlarını tenkit ve reddetmiş ama anayasaya uyarak gereğini yerine getirmiştik. Anayasa Mahkemesi'nin insan hakları sözleşmesine uygun özgürlükçü kararlarını ve bu kararı alan üyelerini Yargıtay'ın hedef yapması çok yanlış olmuştur. Dolayısıyla bu kararı stüdyodaki değerli hukukçulardan Mücahit Bey saygı duyduğum bir hukukçudur. Saygı duyduğum eski bir siyasetçidir. Dolayısıyla eski yeni onu karıştırmayalım da siyasetçidir. Dolayısıyla şuna bakmak gerekiyor. İktidar kanadında da bu konuda ciddi bir açmaz var. Ciddi bir anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlık bize bir şeyi gösteriyor. Evet, Türkiye'de maalesef yargı ve hukuk konusunda var olan eleştiriler, işte insanların iktidara yönelik, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştiriler yaşanan bu olaydan sonra biraz daha kendine haklılık nedeni ve zemin bulmuş oluyor. Ben kısaca bunu söyleyeyim ama daha sonra bazı önemli bilgiler var, onları aktaracağım. Tabii ki detaylarına gireceğiz Cem Kaya'yla. Devam edelim. Güngör Yavuz Aslan da geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ben girizgahını da çok kısa ifade edeyim. Sonra detayına gireyim veya nasıl arzu ederseniz o şekilde ifade edelim. Kıymetli hazırına saygı hürmet arz ediyorum Ankara'da Sayın Gürbüz Bey'e de. Ama Sayın Adalet Bakanımızın tweetine bir daha baksın. Dolayısıyla orada bir galiba dil sürçmesi oldu. Adalet Bakanı'nın buradaki açıklaması teenniye, sağduyuya davet. Ben de Lider Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle başlayayım. Sayın Komutanım başladı. Milli mücadelenin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde saygıyla minnetle yad ediyoruz diyor Lider Devlet Bahçeli. Ve yine 3 şehidimiz var. Bir mahalle bekçimiz Halil Kara, piyade erimiz Onur Özbek, pençekili şehidi, ulaştırma erimiz Samet Bektaş. Şimdi haddimiz olmadan yıllardır ekranlara çıkıyoruz. 2017 12 Ocak'tır benim ilk canlı yayınım. Şirin Payza'nın CNN Türk programıydı ve anayasa referandumu süreciydi. Ve onun üzerinden de yaklaşık 1100 program geçti Erdoğan Aktaş. Gürsel abiyle, Sayın Komutanımla, kıymetli Üstadım Mücahit Bey'le, sevgili Yavuz Arslan'la pek çok konuda yayında bir araya geldik. Ve benim kıymetli Üstadım'ın ifade ettiği gibi burada ifade edeceğim her husus, nacizane her türlü görüşten, mefkureden, dünya görüşümden, ülküden, areste münezzeh birer hukukçu görüşü olacaktır. Dolayısıyla her zaman için durduğum yer hukukun, adaletin yanıdır. Hiç kimse bir takım farklı mecralara veya merkezlere bunu yorumlamasın. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi devletin üzerine bina edildiği bir takım kurumlar, müesseseler vardır. Biz bunu idare hukukunda ve anayasa argılamasında 4 temel hususa indirgeriz. Sağlık, korona pandemide yaşadık, hastanelerin sosyal devlet ilkelerinin olmasının nedenle ehem arz ettiğini. Dolayısıyla bu sağlık sektörünün devletin tekelinde olması gerektiğini gördük. İki, eğitimdir. Bir dönem maa teessüf bırakıldı. O boşluğu FETÖ ve farklı bir takım fraksiyonlar doldurdu. Onun ne kadar ehem olduğu önemlidir. Yek diğeri Sayın Komutanım burada güvenlik. Ben de 3 kuşak asker çocuğu bir evladı olarak ifade ederim. Türk Silahlı Kuvvetleri'dir ve onun özelinde kolluktur. Yani bizim emniyetimiz, ez cümle bizim jandarmamız ve sonuncusu belki de en önemlisi adalettir Erdoğan Aktaş. Adalet o kadar ehem ve mühimdir ki onu biz ifade ederken, adeta cümleleri kurarken üzerine titrememiz gerek. Böyle pamuklar üzerinde taşımamız gerek. Onun için üstadın ifade ettiği husus çok önemlidir. Siyasetten münezzehtir adalet. Adalet, Diyojen'in dediği gibi insanlık arıyorum dediğinde gündüz vakti elinde fenerle, bizim de gidip adliyede sarayı olduğu halde içinde adaleti bulamadığımız koca binalardan müteşekkil mürekkep değildir. Adalet özünde eşitliği, adalet özünde o demokratik unsurları, adalet özünde her türlü görüşten münezzeh, adil yargılama ilkelerini barındırır. Onun için adaleti nasıl tarif edersiniz diyor. Hazreti Ali devletin dinidir diyor. Hazreti Ömer'in sözüdür, mülkün temelidir diyor. Hakimlerimizin halkasında yazıyor. O mülk devletin bizatihi kendisidir. Göğün direğidir diyor Yusuf Has Acip. Yek diğerinde dönüyorlar. Çok muazzam bir sözdür, kainatın ruhudur diyor. Ve Mevlana Hazretlerine soruyorlar, şems misalidir diyor. O bir güneştir, onu merkeze koyarsınız, diğer her şey onun etrafında döner diyor. Bunları niye ifade ediyorum? O kadar önemli bir krizin eşiğinde ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Belki de 100 yıllık cumhuriyet geleneğimizde
hiç olmadık kadar önemli bir krizin eşiğindeyiz ve herkese sağduyu teğenni düşüyor. Çünkü devletin müesseseleri var. Bu müesseselerin belki de en önemlisi, tekrardan ifade ediyorum, adalet mekanizması. Eğer biz başsavcılıklarımızı, yüksek mahkemelerimizi, yerel mahkemelerimizi bu ekranlarda daha farklı bir takım cümlelerle tartışır hale gelirsek, yarın benim duruşmam var, yarın çok sayıda insanın yargılaması var, gidecek bir hakim bulamayız. Şimdi Mecelle'de çok güzel ifadesini buluyor. Diyor ki, hakimin vasıflarını sayıyor Gürsel abi. Mecelle 1792, hakim müstakim olacak diyor. Hakim emin, mekin, metin, fehim, yani bilgi, anlayışlı, doğru, dürüst, sözüne güvenilir, itibarlı olacak diyor. Ki o hakim bir şeyi konuştuğu vakit onun inikas ettiği mecrada herkes şundan emin olacak. Evet, fikri hür ve vicdanı hür, tıpkı Gazi Kemal'in söylediği gibi. Bir neslin yetiştirdiği, önüne konulan bir hadisede her türlü siyasetten münezzeh, dünya görüşüne azade bu hükmü vermiştir diyecek. Ve biz buna inanacağız. Ve fakat bugün siz Türkiye'de bir ortalama proporsiyon yaptığınızda herkesin dem vurduğu ilk şey adalet. Güvenmiyorum diyor.